Merhaba arkadaşlar, Göz Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün kaldığımız kısımdan devam ediyoruz. Artık son belirsiz integralde Pusa'dayız. Sonra metropole başlıyoruz. Oradakini çözeceğiz. Belirsizlerle ilgili. Şimdi buraya baktığımız zaman burayı şu anlık bilmemize gerek yok arkadaşlar. Şurası bizim için önemli. Bunu ezberebileceğiz arkadaşlar. Arcsin ya da eksi arccos aynı durumda. Ya da dediğim gibi arctan ya da eksi arccot diye ezberlememiz gerekiyor. Buradaki eksi olanların da dikkat edin. Bunlar olduğuna dikkat edin. Ve burada bir tane görüyorsunuz. Kök var ve aşağıda kök kök ve araları zıt. Yani bunu bildiğiniz kalıp olarak ezberlemek zorundasınız. Şimdi geldik, nasıl çözeceğiz? Şimdi bu soruyu gördüğümüz zaman öncelikle formülüne göre kökün içinde ne olması gerekiyor senden? Bir eksi bir de bir şeyin karesi olması gerekiyor ki ben de çıkarırken şunu kullanabileyim. Görüyor musunuz? Şurada ne varsa ben de buraya onu yazayım. Şimdi bende öyle bir şey yok ama 4 var. Bu 4'ü ne yapmam lazım? Eğer kökün içini düşünürseniz 4 parantez almak istersen 1 eksi x bölü 2 karesi yapabilirim. Ki bu 4'ü de dışarı çıkarabilirim. O zaman integral 1 bölü 2 çıktı 4 dışarı. 1 eksi x bölü 2'nin karesi yaptığım an bu 2 tabi d eksim var burada ama 2'yi dışarı atalım. 1 bölü 2 dx kök içinde 1 eksi x bölü 2'nin karesi. Şimdi ben x bölü 2'ye u dersem 1 bölü 2 dx du olur. O da içler dışlardan dx eşittir 2 du. Tamam. Yerine yazalım. 1 bölü 2 2 du aşağıda 1 eksi u kare. 2 dışarı gittiği zaman ne oluyor? Bunlar birbirini götürmüş oluyor, sadeleşiyor. Ve burada hangi formülüm çıkmış oluyor o zaman? Bakın, şu formülün aynısı çıkmış oluyor. Ben şıklara göre sin ya da kosa çevireceğim. Arc sin x. Yani ne olacakmış burada? X yerine u olduğu için. Pardon. Arc kos şey arc sin u artı c olması lazım. Biz u'ya ne verdik? X bölü 2. Gördünüz mü? Devam edelim. Öncelikle ilk yapmam gereken 3'ü dışarı alayım arkadaşlar. Aldım. Şimdi 9 artı 25 x kare. Benim yapmam gereken şey ise şöyle bir şey. Şu. D eksi de var. Bu. Bunu nasıl çeviririz? Önce şu 25'i x'in yanına bitişik halde yazalım. Yani bakın her adımı uzun uzun yazacağım. Bilmeyen arkadaşlar muhakkak vardır bunları. 5x'in karesi şeklinde yazacağım. Sonuçta 5x'in karesi de 25x kare. Sonra bu 9'u da 1 yapmak istiyorum ya. Bu sefer 9 parantez alıyorum. Bakın bu sefer de buraya yazıyorum tekrardan. Bakın 9 parantez alırsam ne olur? 1 artı 5x bölü 3. Tamam mı? Niye yazdım? Çünkü karesi aldığım zaman 9 olsun ki dağıtınca o 9'lar birbirini sadeleşsin. 9'u da dışarı atalım. Attım mı? Güzel, attım. Evet. Sonra şu gördüğüm kısmı artık tek bir elde topladıktan sonra u dersem ve ben buranın türevi 5 bölü 3 dx d olduğunu söylersem tabii ki benim dx'im tek olduğu için şu 5 bölü 3'ü bu tarafa içler dışlar çarpımı atayım ya da her tarafı 5 bölü 3'e böleyim. Dx ne olur? 3 du bölü 5 olur. Şimdi yerine yazmaktan başka bir şey kalmadı. Buraya u diyorsun. Buraya 3 bölü 5 du diyorsun. Bu 3 bölü 5'i dışarı alalım. 3 bölü 9 3 bölü 5 du 1 artı u kare. Tamam. Şimdi bu ne? Arc tan u'ya eşit. Şunun içi. Arc tan u'ya eşit. Sen u'ya ne dedin? 3 bölü 9 3 bölü 5 arc tan u artı c. U'ya biz 5x bölü 3 dedik. Bunlar da bu ara sadeleşti. 1 bölü 5 arc tan 5x bölü 3 dedik. Artı c. Bakın. Gördünüz mü? Bitti. Bu sıraya yazmazsak, bu detayı açıklamazsak öğrenci daha hızlı gidelim diye hızlı bir şekilde buraya direkt şu iki işlemi yapmadan bunu yazabilirim. Ama o sefer de anlayamazsın. Dediğim gibi
sıra sıra yapacaksın. Ben siliyorum, siz durdurup not alın. Bu sırayı yaptıkça hiçbir sıkıntı olmaz. Şunu diyen arkadaşlar olacaktır. Hocam başka yol yok mu? Arkadaşlar düşünün ki şu ana kadar gördüklerimizde baktığın zaman ya direkt parçalanabilir oluyordu. Tek tek çıkarıyorduk. İşte x olunca x kare bölü 2 çıkarıyorduk ya da küp olunca derecelerini birer arttırıyorduk. Ama değişken değiştirme yaptığımız zaman ne diyorduk? İntegralin içinde türevi olacaktı diyorduk. Burada neye u diyelim ki onun türevi içinde olsun? O da yok. Yani bu bir kural ve bu kurala baktığınız zaman aslında hiçbir şey yapamıyorsun burada. Ve dikkat edin. Hani bize bunu sağlattırıyor. Yani aşağıya 1 artı u kare ya da 1 artı x kare gibi şekilde çıkarttırabiliyor. Şimdi geldik buraya. Aynı şekilde artık aynı mantığı görünce düşünebiliyoruz. Burayı 16 parantezi alırsa hızlı bir şekilde yapabiliyorsun ondan sonra. Burası da x bölü 4'ün karesi olması lazım. Ve dx. 16'yı dışarı alayım. Aldım dx. Ben x artı 4'ü u dersem 1 bölü 4 dx du. Dx dediğim şey 4 du. Yerine yazacağım. 1 bölü 16 4 du 1 artı u kare. Tamam. Bununla bu gitsin. 4 kalıyor buraya. 1 bölü 4 du 1 artı u kare. Bu dediğimiz ne? Arc tan demiştik. U arc tan u artı c. U dediğim şeye bakın, dikkat edin. Hemen x'e çevirmek zorundayım. X bölü 4'tü. Yani 1 bölü 4 arc tan x bölü 4 artı c. Evet arkadaşlar. Böyle sınırların geçtiğini biliyorum. Ama küçük küçük yazarsam da göremediğiniz için yapmak istemedim. Mevzu bu kadar. Şimdi bunları gelin egzersizlerini bol bol yapalım. İşte metropol buna izin vermiyor. Yani metropolün de bu kısmı biraz sıkıntılı. Kaynak güzel, soru tipleri güzel ama hiç bilmeyen arkadaşım maalesef sıkıntı çekebiliyor. Şimdi 9x kare artı 24x artı 20 hocam şimdi ne yapacağız? Arkadaşlar bu bir ifade, bir kere tam kare ifadesi vardır içinde. Öncelikle gördüğünüz gibi bir şeyin karesi alınmış artı sonra bunun 2 çarpı 3x çarpı ikinci olması gerekiyor. Yani nedir? 4. Birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Demek ikinci de 4'ün karesidir. Ben bunu bütün halde yazmak istersem ki bu 16 olduğuna göre 20 burası. Geriye ne kalıyor? 4 kalıyor burada. Şimdi ben şurayı toplu halde yazmak istesem ne yazacağım? X 3x artı 4 karesi yazacağım. Artı 4 yazacağım. Yani soru bana bunu değil de şu şekilde veriyor. Olabilirdi aslında. Şöyle yazdım. Dx. Tamam mı? Şimdi artık biliyorum. Yani bunu aslında şöyle düşünün. Formülle belki alıştığınız için şununla aynı şeydir bu. Bir şey fark etmiyor. Ne yapacağım? 4 parantezi alacağım. Eğer ben 4 parantezi alırsam aşağıda 4 1 artı içeriye onu yine hemen yazayım. Karesi 4'ü dışarı attım. 1 bölü 4 dx 1 artı 3x artı 4 bölü 2'nin karesi. Bundan sonra ne yapacak? 3x artı 4 bölü 2'ye u diyeceğiz. Hemen 3x artı 4 bölü 2'ye u dersem türevini nasıl alırım bunu? Arkadaşlar 2'yi dert etme. 1 bölü 2 burada kalsın. Sen 3x artı 4'ü al. Sabit sayı, kat sayılı olanlara bir şey yapmayız ya. Sanki 1 bölü x çarpı şöyle olduğunu düşün. U buna dedin. Bu 4 bu arada. Ben 4'ümü bir türlü düzgün yazamıyorum. Ondan sonra türevini alalım. 3x'in türevi 3. 4'ün türevi zaten 0. Bir de önünde 1 bölü 2 var. Dx du. Yani 3 bölü 2 dx du. Ben dx'e ne diyeceğim yani? 2 içler dışlardan atıp 3'e bölersem ya da her iki tarafı 3 bölü 2'ye bölersem. Çünkü bana dx'i yalnız bırakmam lazım. Hepsinde öyleydi. Dx eşitti 2 du bölü 3 oldu. Şimdi yerine koyuyorum arkadaşlar. Bakın sıram hep buradan gidiyor. Önce şurayı düzelttim. Birinci yaptım. Sonra ikinci yaptım. Üçüncü yaptım. Dördüncü yaptım. Beşinci yaptım. Şu an son yaptığım kısım. Karışık değil aslında. Düzen böyle gidiyor. Sığmadığı için. 1 bölü 4
İntegralimizi koyduk. Dx yerine ne yazacakmışım? 2 du bölü 3 bölü 1 artı u kare. 2 bölü 3'ü ben öne alayım. 1 bölü 4 de var burada. Du bölü 1 artı u kare. Bu nedir? Arc cot u demek. Ben bunları bir çarpayım. 1 bölü 6 arc tan u demek. Cot dediğim ben işte. Cot diyebiliriz ama eksi dememiz lazım bu sefer de. Artı c. U dediğim şey neydi? 3x artı 4 bölü 2. Bakın. Doğru değil mi? Şu kısmı yaparken dikkat etmemiz lazım. Burada u'ya dediğimiz aldığımız türev ve dx'e dediğimiz kısımlar yer alıyor. Devam ediyorum. Evet. Devam. Artık arkadaşlar düzenli olarak video gelecek. Özellikle dershaneye gitmenizi bildiğim için videoları daha sık atmaya çalışacağım. Reklamda koymayacağım. Hani daha fazla izlensin, para kazanma düşüncesi yok. Sadece dediğim gibi sizin bu konuda elimizden geldiği kadar beğenen arkadaşlar, beğenmeyen arkadaşlara da daha faydalı nasıl olabilirim bilmiyorum. Onlar da başka bir çare bakması lazım ama beğenen arkadaşlara da en azından bu süreçte yardımcı olmak için destek çıkacağım. Dediğim gibi grubumuzda Telegram grubumuz var. Alım yapmaya başladık dünden itibaren. 850'ye kadar zaten kişi var. Çok fazla olursa iki grup da açarız. Sıkıntı yok. Ücretsiz zaten. Gelmek isteyen arkadaşlar da hani oradan da destek alabilirler. YÖS'le ilgili birbirine destek olurlar. Gelmek isteyen arkadaşlar da beklerim. Şimdi geldik 5. soruya. 5. soruda zaten çok güzel. Bize hazır etmiş her şeyi. Ben sadece 9 parantez alacağım. 9 parantez alırsam şöyle x eksi 7 bölü 3'ün karesi artı 1 dersem şu şekilde d eksim de burada 1 bölü 9 dx x hatta 1'i başına alayım şu 1'i başına alayım daha görselli alıştığınız için şurada dursun karesi şimdi ne yapıyor hemen yapacağım bir şey belli x eksi 7 bölü 3'e u demek biz buna şimdi dx'e çevireceğim ne yapacağım türevi bu 1 bölü 3'ü ne dedim sabit bir sayıymış gibi düşün x eksi 7'nin u demişin gibi düşün. U demişin gibi düşün. Ve burada türevini alırsan nedir? 1'dir buranın. Demek ki 1 bölü 3 dx. 1 bölü 3 dx du oldu. İçler dışlardan dx eşittir 3 du. Yani ben buraya u dediğim zaman buraya 3 du demeliyim. Ki bu 3'ü de sadeleştireyim dışarı atarak 3 olsun. Nedir benim cevabım? 1 bölü 3 du 1 artı u kare. Bu da nedir? Arc tan u demek. U'ya ne demiştik zaten? X eksi 7 bölü 3 demiştik. Zaten kendisi de onu vermiş. Ve çözüm bitti. Şimdi kökün içinde olduğu zaman sin ve kos geliyor aklıma. 6. soruya bakalım arkadaşlar. 6. soruda gördüğünüz üzere bir integral var. Ve biz bu integralde yapmamız gereken tek şey değişken değiştirme yapamıyoruz. Ya da herhangi bir şekilde başka çıkarabileceğimiz bir yol yok. Burada gördüğümüz şu formül uygulamamızdan başka bir yol yok. Kök içinde 1 eksi x kare haline nasıl çevirebiliriz? Özellikle 20x parantezi alsak olmuyor. Çünkü o zaman x kareli ifade bozuluyor. Bizim burada yapacağımız tek bir yol bunu bir tam kare haline getirmek. Benim neye ihtiyacım var? Şu şekilde bakın. Ben eğer şurayı eksi parantezinde düşünürsem nasıl bir tam kare haline getiririm? 4x eksi 20x. Bu şu an hemen kısa bir şekilde göstereyim. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının katı. Burası 4x. İkinci ne olması lazım? 5 olması lazım. Bu da 5'in karesi. Yani 25 olması lazım. Güzel. Şimdi biz buraya sonuçta eksi parantezi alarak ekledik ya. Eksi dağıttığın zaman ne eklemiş oldun aslında sen buraya? Eksi 25 eklersen tam kare yapabiliyorsun. Eksi 25 yok ama bende. Ben onu ekleyince ne yapmış olmam lazım? Bir de 25 eklemem lazım ki denklem sağlasın. Şu an siz bunu dağıtırsanız göreceksiniz ki yine denklemim 20x eksi 4x kalacak. Üstünde köküm vardı. Şurayı ben düzeltirsem bakın 2x eksi 5'in tam karesi şeklinde olacak. 25 parantezi alırsam 1 eksi 2x eksi 5 bölü 5 karesi kök içinde yazalım bunu. Pardon.
Kök içinde yazdık mı? Yazdık. Tabii şu an ben payda kısmını halletmekle uğraştım. Şu an integrali yapacağım. Bakın. 1 bölü 25'i dışarı alayım. Kök içinde 1 eksi 2x eksi 5 bölü 5 dx. Burada şunun karesi tabii. 2x eksi 5 bölü 5'e u dersem 1 bölü 5 2x eksi 5 gibi düşünün. U dediğinizi. Ne yapıyoruz? 1 bölü 5 çarpı buranın türevi 2 dx du. Tamam mıyız? Yani 2 bölü 5 çarpı dx eşittir du. Yerine yazarsam 1 bölü 25 dx dediğim şey ne olur? Eğer 2 bölü 5 dx olursa biz dx eşittir 5 bölü 2 du dememiz lazım. Bölü 1 eksi u kare kök içinde. Bakın aynısını yazdım. Bu 5 bölü 2'yi dışarı aldığım zaman 5 bölü 2 du 1 eksi u kare çarpı demişim eşittir. Ne olacak? Önce bunları sadeleşecek. 5 bölü 2, 1 bölü 10. Şu 25 ile 5 sadeleşirse 5 kalacağı için 1 bölü 10 çarpı burası nedir? Bakın görün. Ark sin u diyeceğiz. U'ya ne dedik? Hemen u'ya bakıyorsunuz. 2x eksi 5 bölü 5. Yerine koyduğumuz zaman zaten cevabın kendisi elde etmesi gerekiyor. Arkadaşlar buraya baktığım zaman öyle bir yanlışlık yapmadık. Sadece şöyle bir durum var. Şurada yanlışlık yaptık arkadaşlar. 25'i çıkarırken direkt 25 diye çıkardık. 5 diye çıkarılmaması lazımdı. O yüzden onu düzeltelim. Hemen. Şimdi çıkardığım zaman sileyim. 5. Yani 1 bölü 5. Burası da 1 bölü 5. O zaman burası 5 olunca gidecek. Ne olacak? 1 bölü 2 arc sin verdiği ifade 2x eksi 5 bölü 5 dx. Ya hocam bu böyle çıkar mı? Bu kadar uzun çıkar mı? Arkadaşlar alıştırma ya da bir şeyi görmeye. Tabii ki bu kadar uzun çıkmaz. Ama soru çözerken bu soruyu gördüğün zaman ya bu soruyu çözemiyorum. Bunun bir yolu var mı dediğin zaman yol bu. Yapılma yöntemi bu. O yüzden az ya da çok çıkma ihtimallerini düşünürsek bir sürü sınava gireceksiniz. İşlerinde zor sormak isteyen gelebileceği bir zor soru olarak bu gelir. Devam ediyorum. Hemen 7'ye bakalım. 7'ye bakalım, 7'ye bakalım. 7 de güzel bir soru. Ondan sonra 8, 9 gidelim bakalım. Evet. Şöyle. Biz burada x 1 artı x kare yapmak istiyoruz temelde. Çünkü başka bir şey yapamıyoruz. Eğer ben 2x'e u dersem 2x dx du olur. Ve dikkat edin yerine yerleştireyim. X dx dediğim şey ne? Du bölü 2. 1 artı u kare bu da. Şimdi 1 bölü 2 du bölü 1 artı u kare. Tamam mı? Biz buna ne demiştik? Arc ta u demiştik. 1 bölü 2'si de var. Artı c. U dediğim şey x kareydi. Cevabım ne? 1 bölü 2 arctan x kare artı c. Geldik buraya. Dikkat edin arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle bir durum var. Bakın. Karesi dx. Görüyor musunuz? Ben 2x eşittir u dersem bazı arkadaşlar direkt gidip 2x'e u diyor. Hemen çıkarmıyor. Arkadaşlar bu o mantıkta değil. Yani bir özdeşliklik, bir çarpanlar ayırmada ya da bir üssüz sayılarda bu şekilde yapabilirdiniz ama burada bir değişken var. İntegralin kendi özelliği şurada yatıyor. Sen burayı değiştirmediğin sürece 2x'e u diyerek bunu çözemezsin. Çünkü integral buraya göre değişiyor. Buna dikkat etmemiz lazım. Şimdi 2x'e u dediğin zaman 2x'in türevi ne? Onu bilmemiz lazım. 2x ln 2 tabii x'in türevini aldığın zaman 1 olduğu için almamıza gerek kalmadı. Dx, du. Ben şu an 2x ve dx'im var. Yani ln 2'yi her tarafa bölmem lazım. 2 üzeri x
dx gördüğüm yere du bölü ln 2 yazıyorum. Du bölü ln 2. Çizdim çizgimi. 1 artı 2x dediğim gibi yazdım burada. U diyorum. Yani u kare. Çıkaralım. 1 bölü ln 2 du 1 artı u kare. Buradan ne çıkacak? 1 bölü ln 2 kod yapmış. Tan yapsaydık artı yazardık. Bu kod yazdığı için kod yazalım. Kod olunca sadece eksi olduğunu bilelim. Yoksa ben bunu istesem arc tan 250x artı c olarak da çıkarabilirim. Geldim diğer bir soruya. 9. soruya baktığımız zaman da birim zaten burada mevcut. Şunu sadece şu şekilde yazarsam bakın. 7'yi de dışarı alayım hatta. 7'yi şöyle. Nasıl yapacağız? Buradaki 7x'i tabi düşünemeyiz. O yüzden 7x'e u diyelim. 7 çarpı dx eşittir du'dan. Du bölü 7 neye eşit oldu? Dx'e. Ben yerine koyarsam bu değişmeleri. Dx gördüğüm yere du bölü 7. 1 eksi u kare kök içinde. Buradaki du bölü 7'yi dışarı alırsam, yani 1 bölü 7 olarak alırsam, çarpı 7 de var. Du bölü 1 eksi u kare. Şimdi 1 eksi u kare tabii var. Bunun ne olduğunu biz biliyoruz. Nedir? Arksin veya arkkos diyebilir. Kos derse koddaki gibi eksi koyacağız. Burada da kos demiş bilerek eksiği görün diye. Biz eğer düzenlersek zaten buna bu gidiyor. Direkt arc cos geliyor. U'ya ne demiştik hatırlayın? 7 demiştik. 7x demiştik. Onu da koyduğu için doğrudur. Geldik 10. soruya. 10. soruda da baktığımız zaman x kare artı 4x ne gelirse buraya tam kare olur. Düşünün arkadaşlar. 4 gelirse. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Yani birinci bu. X kare artı 2 çarpı. Birinci dediğim şey x. Bu da 2 olmalı ki bu da ikincinin karesi. Bak birincinin karesi. Birinci dediğim x. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı 4x. İkincinin karesi 4. Şimdi bunu o zaman şu 4 artı 9 diye ayırırsanız o zaman şuraya ne yapmam lazım? 1 bölü 9 artı x artı 2'nin karesi. Tabii ki dx'i de hatta direkt üste koyalım. Dx 9 parantez alırsam 1 artı x artı 2'nin 3'ü de koydum aşağı. Şu şekilde. Değil mi? Şimdi 9'u dışarı çıkardım. 1 bölü 9. Dx. 1 artı. X artı 2'nin kübü. Karesi. Şimdi biz. X artı 2 bölü 3'e u dersek. Bunun 1 bölü 3. X artı 2. Dx. Bir dakika. Türevini alacağız. U dersek. 1 bölü 3 2x şey x artı 2'nin türevi nedir? 1'dir. Dx du. Şimdi yerine koyuyoruz. 1 bölü 9. Dx yerine ne yazacağım arkadaşlar? 3 du. 1 artı u kare. 3'ü de dışarı çıkar. 3 bölü 9 du. 1 artı u kare. Bizim buna istersek eksi kodlu başlatabiliriz. İstersek arc tanlı başlatabiliriz. Burada eksi olduğu için ben eksi diye başlatayım. Eksi arc kod u diyeceğiz. U'nun ne olduğunu zaten yazmışız. X artı 2 bölü 3. Bir de önünde 1 bölü 3 çarpanı var. Cevaba baktığım zaman da bu da doğru. Bunları bir inceleyin arkadaşlar. Bundan sonraki lambda özelliğinden bahsedeceğim. Burada bırakıyorum ki konular birbirine karışmasın diye. Zaten reklam dediğim gibi koymuyorum. Sadece YouTube'un koymuş olduğu başında ve sonunda reklamlar oluyor. Onun dışında ben ekleme yapmıyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.